Herkese merhaba. Bu videomuzla birlikte Flutter'da ilk projemizi oluşturmaya başlıyoruz. Öncelikle Flutter'ın kurulumu için kendi sitesinden izlememiz gereken bazı adımlar var. Ben bu adımları zaten Flutter kurulmanın çokça dökümanı olduğu bir YouTube'da. O yüzden çok fazla çekmeyi düşünmedim. Sadece kendim bunu nasıl doğrularım? Bir Flutter yükledikten sonra yapmamız gereken işlem nedir? O da terminali açıp Flutter Doctor yazmaktır. Flutter Doctor yazdığımız zaman bu terminalde bizim için Flutter için bu bilgisayarın çalıştırması gereken projeler şu an bilgisayarda var mı? Bunu kontrol ediyor. Eğer burada eksik bir tikiniz varsa demek ki onu o aşama yapmanız gerekiyor. Ve ben de şu an Flutter yüklü. Android Studio yüklü. Bu yüzden Android SDK'nın içerisinde geliyor. Xcode Mac kullandığım için yüklü. Chrome debug almak için yüklü. Android Studio zaten yüklüydü. VS kodum var. İki tane, hemen bir tane Android, bir tane de iOS cihazım var şu an kullanabileceğim. Onlar emulatörle yükledim. Bir tane de HTTP var. Bu da pod install ile gelen bir özellikti. O da şu an bilgisayarımda sıkıntı olmadan çalışabiliyor. Pekala, şimdi biz Flutter'da bunu görmüş olduk. Ben şimdi Dart öğrenmiştik. Biz bu Dart'ı kullanacağımız bir dil Flutter. Flutter Google tarafından desteklenen ve mobil, masaüstü, web, aynı zamanda ne kaldı? Masaüstü, mobil, web ve saat diyebilirim. Saat uygulama geliştirmemiz için gerekli ortamları sunan cross bir platform dili olan Flutter bir dil. React Native ve Xamarin var. Bir tane şöyle bir tane dil var. Onun rakibi diyebilirim. Şöyle yazılıyor. Bu da C Sharp'la yazılmış bir dil. Ama bu da Class platform. Flutter'da, React Native'de, üçü de bu platformda zirvede. Pekala, biz şimdi öncelikle Flutter tutorial içerisinde Dart dili öğrenmiştik. Flutter kodlarken de Dart'ı kullanacağız. Ama öncelikle ben buradaki klasörleri bir tane dizin adı altına almak istiyorum ki bu dizin çünkü Flutter'la karışmasın ve ben Dart diyerek bu nerede Flutter? Flutter'ın içerisine atmak istiyorum bu Dart'ı. Ve eski projemizdeki her birini bu Dart içerisine ekleyeceğim ki biz bu nasıl şurada yanlış şeyler yapıyorum. Evet, şöyle atalım bunun içine. Bu Dart'ın içerisine her bir dosyayı ekleyeceğim şöyle. Evet ve bu dersimizin tüm videolarını artık burada saklayacağız. Çünkü bir diğer projelerimizin hepsi burada olacak Flutter ile alakalı ve tutorial'larımızın hepsini buraya yüklemeye devam edeceğim. Bunu böyle yaptığımız için şu an gördüğünüz gibi bir takım değişiklikler algıladı kitap. Hemen kitapta bunları güncelliyoruz. V27 ve 27 versiyonu yapıyorum. Ve Dart konum değiştirme. Konumu güncellendi. Lendi diyerek bunları tüm projelerimi Dart adı altındaki projeye pushluyorum. Şimdi bu aşama benim yazdığım kodları sizin daha rahat görmeniz için yaptığım aşamaydı. Bu gerekli değil tabii ki. Biz burada ne yapacağız? VS kod kullanacağız. VS kod içerisinde şöyle açtığım zaman ben bu projede çalışmak istiyorum. Flutter Tutorial içerisinde. Bunu buraya sürükleyip bırakıyorum. Artık ben bu düzene geldiğim zaman bakın Dart'la alakalı tüm kodlara buradan erişebilirsiniz siz de. Ben burada bir klasör oluşturuyorum. Hatta bunu oluşturmaya gerek yok. Direkt Ctrl Shift P yapıyorum ve bana Flutter New Project diye bir şey geliyor. Bunun gelmesi için bir extensions lazım. Onların bir tanesi Dart. Bu zaten bize yüklüydü. Şu değil. Bir tanesi de Flutter. Bu arada benim kullandığım çok fazla az sayıda extensions var. Sizin böyle çok yararlı olduğunu düşündüğünüz extensionslar varsa bunları bana gönderirseniz ve tavsiye ederseniz mutlu olurum. Şimdi ben burada geliyorum buraya Ctrl Shift P yapıyorum ve Flutter New yazdığım zaman çıkıyor zaten New Project diye. Ve bir Application seçiyorum. Sonrasında bu Flutter Tutorial içerisinde çalışacağım için burayı seçiyorum. Benden ilk uygulamamın ismini istiyor. Flutter Application 1 diye bir kendi varsayılan projesini kuruyor. Ve ben de bunu okey kur bakalım diyorum. Ve şu anda Flutter bizim için kendine ait dokümantasyonunu yapmış bir şekilde kurmuş oluyor. Ve karşınızda ilk Flutter projemiz. Tabii ki bu Flutter projesinde yorum satırları çok fazla var. Bunları nasıl silebiliriz? Bunlardan hemen bahsedelim.
ki bunları okumak önemli öncesinde ne olduğunu ama Command F ya da Ctrl F yapıyoruz ve buradaki slash nokta yıldız diyorum ve şuradaki şu yıldızı işaretliyorum. Bu sayede bu gördüğünüz tüm yorum satırlarını seçmiş oluyorum. Aşağı geliyorum ve burada replace diyerek bunları boş bırakıyorum. Ve tüm yorum satırları silindi gördüğünüz gibi. Bundan sonraki aşamada Shift Options F dediğim zaman aradaki boşlukları siliyor ve yorum satırlarından arındırılmış bir Flutter kodu karşımda. Bunu çalıştırmak için de hemen yukarıdaki üstte bulunan çalıştığı Start Debugging butona tıklıyorum. Benim için bağlanacağı iki tane cihaz vardı. Onlardan bir tanesine bağlanmaya başladı. Ve o bağlanma aşamasında bizi bekletiyor şu anda. Ve bu bağlandıktan sonra bizim projemiz, ilk projemiz Flutter'la ayağa kalkmış olacak. İşte Flutter'la proje yapımı ve bunu kaldırılması aslında bu kadar kolay. Ve bunu yaptıktan sonra bakın geldi Flutter Application. İlk Flutter uygulamam geldi. Bu şu an Chrome'da çalışıyor. Kendisi bir debug bile şey yapmadık. Bir mobil uygulama bile değil. Chrome'da çalışıyor. Zaten ben büyük ihtimalle video çektiğim için çok az da olsa şey kullanacağım. Emulator kullanacağım. Ama yine de ben her zaman Chrome'dan ilerlemeyi düşünüyorum. Bu Chrome arayüzü. Chrome'da gördüğünüz gibi ilk Flutter arayüzümüz geldi. Bu projemizle birlikte İlerleyen videolarda Flutter'ı anlamaya ve onunla alakalı geliştirmeler yapmaya başlayacağız. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.